Herkese yepyeni bir videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz ve bugün oyunumuza yeni gelen kit paketini inceleyeceğiz First Fist Kit adında bir paket geldi ve çocuklara özgü bir paket geldi Yani kredisim ekranında çocuklara özel güzel kıyafetler göreceğiz umarım ki e, görebiliriz Henüz incelemedim hiçbir şekilde doğru dürüst bakmadım öyle söyleyeyim Burada gördüğünüz gibi oyuna gelen bütün kit paketler var. Ve gerçekten kısa zamanda ne kadar çok paket getirdiklerini fark ettim. Bunlardan bazıları bende var ama bazıları yok. Hatta aslında birçoğu yok diyebilirim. En son Little... Camper kit getirmişlerdi ve buradaki işte paketi getirdiler. Ee, her ikisi de gayet güzel ama şu özellikle şu objeleri içeren paketi çok çok almak istiyordum. Neyse onu almayı düşünüyorum zaten ama şunu fark ettim. Mesela bu e, kitin fiyatı 60 lira ve diğerlerinin de öyle. Ama yeni gelen çocuk kitinin Fiyatı 100 lira neden 100 lira bunu bunu bana biri açıklayabilir mi çok fazla pahalı korkunç derecede yani neden kit paketini 100 TL veriyoruz asla bilmiyorum e, bence pahalı yurt dışında bu durum nasıl e, bu durumdan memnunlar mı onlarda fiyatlar nasıl bilemiyorum ama kitin 100 lira olması beni üzdü diğerleri 60 lira ama bu 100 lira. Yine de dedim ki alayım çünkü kıyafetlerde özellikle çocuklar için e, pek fazla bende e, custom content yok yani maxis'm Max, sadece birkaç tane saç var onun dışı, onun dışında hiçbir şey yok bayağı oldukça işimize yarayacağını düşünüyorum özellikle de serilerde. Hadi şimdi gelin kreatisim ekranına gidelim ve bakalım neler gelmiş. Genellikle ben oyunda aile odaklı oynamayı çok seviyorum ve bu yüzden de bu çocuk kitinin bayağı işime yarayacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş, hoşuma gitti. Çok çok uzun zaman öncesinde bir çocuk kiti yayınlayacaklarını Twitter'da söylemişlerdi. Yani bayağı aslında bunu fark ettirmişlerdi. Ben şu an için böyle parlak Eğlenceli, neşeli, çocuklara özgü kıyafetler bekliyorum açıkçası. Gerçekten güzel giysiler bekliyorum. Giysiler yani fena değil. Böyle fotoğraflardan falan gördüğüm kadarıyla e, güzel bir kredisim ekranı bizi bekliyor. Oyun gitgide zaten bu konuda kendini geliştirdi. Kredisim ekranında çok güzel şeyler var. O yüzden bu kit paketinden de güzel şeyler bekliyorum. İlk olarak kız çocuklarına gelen kıyafetlere bakalım ve saçlara bakalım. Yalnız e, sanırım... Saçlarda bir şey yok mu? Video başlamadan önce bir dedim hani saç falan şey yapalım ama Ay gerçekten saç yok Neden saç yok acaba? <laughs> Bunun amacı ne? Ee, keşke saç olsaydı Bu beni üzdü açıkçası Pekala şey yapalım şu Galiba şapkalarda bir şeyler var Hemen şuna bakalım şapkalarda neler olduğuna Bu zaten önceden vardı Aa evet bu Ah, gayet güzel şuna bakar mısınız ay bu şapka çok güzel bence rengine falan bayıldım renk tonlarına galiba pastel tonlara ve birazcık soluk e, renk tonlarını kullanmışlar ama çok beğendim gerçekten rengi çok e, güzel duruyor tonlarının e, güzel yani bir bere kışında kullanabilir e, yani everybody'de de kullanabilir Diğer saçlarla falan deneyeceğim. Merak ettim. Evet evet. Gayet iyi. Yani. Şu an için bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Diğerlerine bakalım. Başka neler varmış. Sanırım ee, şey var. Gözlük olması lazım. Şu galiba. Bundaki amaç ne? <laughs> Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç tonu güzelmiş de partide falan kullanabilir belki. Hazır böyle okullarda başlıyor ya <laughs> çocukların okula giderken güzel giyinmesi için harika kıyafetler getireceklerine inanıyorum. Bakalım takılarda bir şeyler var mı? Sadece gözlük mü var acaba? Evet kolyede de yok sadece gözlük var ve saç yok. Bunlar bence eksik şeyler. Ama kit paketi yani kit paketlerinde çok da bir şey getirmiyorlar. Artık buna alıştık. Ne diyebilirim ki? Gelelim kıyafetlere. Bunlardan iyi şeyler bekliyorum. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey var. Bu sanırım hani bir tane daha kit paketi vardı. Ay şu an adını hatırlamıyorum. Bu e, yolculukla alakalı bir şeydi. Uzak Doğu, Uzak Asya e, kıyafetleriyle bayağı bütünleşen bir kit paketi vardı. Bence ona benziyor. Yani onun aynısı. Kesinlikle hatta renk tonları bile benziyor. Şöyle bir sweatshirt var. Ay bu çok güzelmiş. Bunu ben beğendim. Yani çocukların giyinebileceği renk tonları tam olarak olmasa da pastel tonlarını kullanmışlar. Sonra şöyle bir ceket var. Düz rengi de var. işte kareli renkleri de var gördüğünüz gibi. Ha arkada şapka detayı da varmış. Sonra şöyle bir şey var. Ay bunu çok beğendim. Kesinlikle kızlarımı giydiririm ben bunu <laughs> oyunlarda. Aynen bu güzelmiş. Şuradaki detay oldukça hoş görünüyor. Gelelim diğerine. Kazak tarzında uzun kollu. Sadece düz renkler yerine birazcık daha çocuklara özgü şeyler mi olsaydı acaba diye düşünüyorum. Bunu belki çocuğum spor yaparken ya da yatarken evde takılırken giyinebilir ama renkleri aşırı birbirine benziyor. Tonları, detayları. Sonra şöyle bir şey gelmiş. Kısa kollu tişört ve üzerin Ah, yanlış yere tıkladım pardon. Ee, gömlekli böyle içerisinde yine bak şu yine bir birazcık daha iyi gibi böyle çiçekli falan hoş görünüyor da düz renklerini bilemedim açıkçası böyle düz basic bir tişört var. Yo gerçi asker detaylı e, yine kısa kollu şeyler var. Sonra e, bu yine basic olan sweetlerden bir tanesi. Aynı şekilde renkleri de öyle. Sanırım şuna ben yanlışlıkla tıkladım ama bu güzel bir şeye benziyor. Arkasında çanta. Bu çanta olayı da e, Snowy Escape geldi biliyorsunuz. Oha! Ay çok güzelmiş bu. <laughs> ve Escape ile geldi bu çanta olayı. Genellikle toddlerlerde vardı çok fazla. Ee, ama bunu çocuklara getirmeleri aşırı iyi olmuş. Ya şuna bakın şu çantanın detaylarına bakın. Wow bunu beğendim. Bunu gerçekten beğendim. Özellikle custom content yapımcıları <laughs> harika şeyler yapacaklar buna inanıyorum. Yalnız e, şu ana kadar en çok beğendiğim e, biri bu oldu. E, diğeri de şu oldu. Kesinlikle. ikisini çok sevdim. Giysi detaylarına. O da pantolon ve etek olması gerekiyor. Hangileri var? Bunlar değil. Bir, üç tane. Böyle eşofman altı gibi dar paça, yandan çizgili detayları olan hatta şu an üzerindekiyle de bayağı uydu. Sonra şöyle bir şey gelmiş. Bu da yine short detayı. Siyahı da var, düz renkleri de var. Ama renk bence kısıtlı. Aa, sadece 3 tane var. Bunları kesinlikle sınırlı bir şekilde yapmışlar. Başka bir şey diyemiyorum. Ayakkabı var mı? Aa, neyse süper. Ayakkabılar varmış. Sanırım 2 tane var. Diğerleri var. Aynen 2 tane. Aa, şöyle bir bot var. Bu herhangi bir e, nasıl desem isimle hani marka ile falan anlaşmalı bir şey olabilir mi? Şu kırmızı detayı birkaç yerde daha fark ettim de o yüzden. Ve şöyle bir spor ayakkabı var. Ay bunu da sevdim. Ayakkabılar neyse ki güzel. <laughs> Alt neden bu kadar? Ben açıkçası bir etek beklerdim yani. Şu an şaşırdım. Kol saati var ilk olarak şöyle çıkarayım da güzel bir kol saati sonra e, kız çocukları için böyle boncuk detaylı bir işte kilotlu çorap var ve bir de çorap var yine bu da fena değilmiş ama şu kilotlu çorap için keşke bir etek falan aa gerçi full body var mıdır e, tabii ki tamamdır <laughs> bu detayı unutmuşum tam full bodylerde yine güzel şeyler vardır diyecektim sadece bir tane varmış He, sadece bir tane. Şöyle gördüğünüz gibi bir elbise. Bir tane olmasına rağmen elbise güzelmiş. Aa çok iyi. Wow elbiseyi beğendim. Evet elbise detayı güzelmiş beğendim. Gerçekten çok tatlıymış. Ayakkabılar çok hoşuma gitti. Elbise efsane. Bereği de çok beğendim. Ee, ama keşke bir iki tane saç getirselerdi. Neden saç yok? Şimdi genel olarak yorumumu yapacağım ama onun dışında sanırım başka bir şey yok. Neyse ki e, renkleri falan birbirleriyle uyumlu şekilde yapmışlar da o yüzden çok da böyle hani abartılacak gibi bir şey değil Adidas şeyine benzemiyor mu amlemine bilemedim şu an şimdi erkeklere bakalım neler var erkekler için. İlk olarak muhtemelen erkeklerde de saç yoktur diye düşünüyorum ki yok. O zaman aynı bere sende de vardır. Neyse ki bu bereyi her şekilde kullanabiliriz. O yüzden problem yok. Gerçekten berenin tonları ve yapısı çok hoşuma gitti. Onun dışında gözlük yine belki sende de vardır. Evet gözlük erkeklerde de aynı şekilde var. Sanki erkekleri birazcık daha fazla yakıştı gibi erkek çocuklarına. Kolye var mı? Yok base camdeki kolyeleri kullanabiliriz. Kıyafetlere gelelim. İlk olarak muhtemelen sende de. Aa aynı şeyler hiçbir değişiklik olmaması. <laughs> Ama erkek çocuğuna daha çok yakışmadı mı? Ya da bilmiyorum ten renginden dolayı da olabilir. Gerçekten. Wow. Yine aynı şeyler var aslında. Peki e, alç olarak. Alç olarak da aynı hiçbir değişiklik yok. Ha güzel. Bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Neyse ki alt ve üst kıyafetleri birbirleriyle uyumlu yapmışlar da hani farklı çeşitlerde kullanabiliyoruz. Bu detay, bu detay zaten direkt tişörtte olan bir detaymış. Bu detayı kullanmaları hoş olmuş ama bakar mısınız çok güzel olmadı mı? Ben bunları kesinlikle kullanacağım. Net yani. Ee, evet yine erkek çocukları için de bir saat e, var burada çeşitli renkleri olan. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde e, çocuklarda da şöyle yarım diz kapağına gelecek şekilde e, bir çorap var. Onun haricinde yeşil tonlarını çok sevdim. Yani e, kıyafetlerdeki o yeşil tonları, açık tonlar, pastel tonları e, çok hoşuma gitti. Peki full bodylerde neler var? Ne? <laughs> Hiçbir şey yok. Erkeklere full body neden getirmemişler? Şu an için bir şey diyemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Hiç böyle eleştiri falan yapmadan söylersem eğer e, tonları ben çok beğendim ve birbirleriyle uyumlular, gayet güzel görünüyorlar. Büyük ihtimalle ayakkabılarda evet ayakkabılarda öyle. Çünkü bakar mısınız sanki Maxis Match gibi duruyor. Kitlerdeki gelen kıyafetler ve objeler Maxis Match Custom Contents gibi duruyor. Özellikle şu an mesela çocuğun üzerindeki kıyafetler. Bunun haricinde bence herkes dikkat etmiştir. Bazıları e, yetişkinlerin kıyafetlerinin küçültülmüş hali. Özellikle şu mesela paketlerle birlikte gelen yetişkinlere gelen şeylerin bir devamı niteliğinde gibi geldi bana. Çoğu renkler de tam tam böyle çocuklara özgü değil. Diğer kit paketlerindeki renk tonlarıyla biraz uyumlu yapmışlar. Hatta şu an burada gösteremiyorum. Çocuklara özgü ama az önce o bahsettiğim işte bu yolculuk şeyi vardı ya kiti. Adını asla hatırlamıyorum. Oradaki renk tonlarıyla uyumlu gibi geldi bana. Diğer çocuklar için gelen staff paket vardı. O staff paketteki objeler ve kıyafetler, özellikle kıyafetler daha fazla canlıydı. Bende vardı galiba. Ha, kids room'du galiba. Evet. Şuradakiler birazcık daha canlı ve renkli gibi. Bakar mısınız renklerine falan renk tonlarına? Ya da şunun için mi düşündüler acaba? Hani diğerinde çok fazla renkli, canlı ve işte desenli getirdik. O yüzden bu kit paketinde birazcık daha soluk tonları kullandık gibi de düşünmüş olabilirler. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Genel olarak ben beğendim. Fena değil ama gerçekten kullanacağım. Videonun sonuna birkaç böyle hem kız çocukları için hem erkek çocukları için birkaç kombin kıyafet kombinlerim ve bu kadardı umarım sizler de beğenmişsinizdir eğer beğenmediğiniz şeyler varsa da yorumlara bekliyorum izlediğiniz için teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay